Hoş geldin. Hoş bulduk. İsmin? Orhan. Orhan. Nasılsın? Karışık. Ne karıştırıyor şu an? O sürü korku, heyecan, Korku, heyecan. gerilim var. Gerilim. Bir rahatlayamıyoruz ya. Ne geriyor? Konu ne olacak? Böyle beyninde istediğin, istemediğin konular diye ayırıyor musun? Çok fazla. Çok fazla. Hayatının bu dönemleri zor mu geçiyor? Geçiyor tabii ki. Eski çevremde yaşıyor. Yeni insanlar tanıyorum. Yeni şehir. Değişimler var Tabii hayatında. ki. Bunlar zorluyor tabii. Zorlu. Bir sürü baş etmen gereken şeyler var Tabii. hayatta. Bir sürü. O da rahatsız ediyor. Karışıp karışıp duruyorsun. Eskiden kötü duyguya girdiğimizde destek çıkanımız çok oluyordu. Şimdi sanki böyle bir yalnızlık hissi illaki geliyor yani. Küçüldük sanki daha. Ama güçlü bir küçülme olmuş gibi. Sürekli böyle bir iyi konuşmaya çalışıyorsun. Farkında Evet, mısın? beynime çünkü diyorum ki hep bir şeyler iyi olacak. Olmalı. Sürekli böyle çalışıyor beynin. İyi olmalı, iyi olmalı. Çocukken çok kötü şeyler olmuş. Düzelmeli, Şimdi bizim o kadar çok var ki bitmeli, geçiyor. geçmeli. Hangini seçeyim? Hangisini seçsek? Çocukken kimin kafası çok karışıktı evde? Annemin kafası çok karışıktı. Çok karışıktı. Annemin. Annenle ilgili bir anı anlat. Bir şey zorluyor. Aynen. İki an arasında kaldım gene her zamanki İki gibi. tane anne var. Aynen. Tamam. Kim onlar? Bir annem, bir teyzem. Biri annem, biri teyzem. Aynen. Bazen bazı Onu biliyorum. bebeklere, çocuklara hani anneyle birlikte teyze de ya da anneanne de çok bazen bakım veriyor, ilişki kuruyor. İyi ya da kötü. 2-3 tane köpek böyle saldırmıştı bize, çok küçüktük. Bir arsadan geçerken annem korumuştu o zaman bizi. Orada bir duralım. Çocuk korkuyor orada. Titriyorum hatta korkudan. Köpek onu öldürebilir, parçalayabilir. Evet. Anne ona sarılıyor. Aynen, elim tutuyordu. Bir elinde bir poşetleri vardı zaten. Tamam, iki elindir. Aynen. Tam köpekler koştururken böyle çantayla bir vurdu. Kurtardı. Kurtardı bizi. Ya Hayatını kurtardı. Sonra bıraktı seni. yani bir yere gittik herhalde. Orada bıraktı. Aynen. Bir daha tutmadı. Bu olayla ilgili hiç konuşmadık. Olayı da konuşmadık. Yani sorsam belki hatırlamaz mı? Evli misin? Evliyim. Karınları anlasın. Bazen iyi, bazen kötü. Yani Tamam. normal evlilik. Söyle kendine şimdi. Çocukken annem hayatımı kurtardı. Çocukken annem hayatımı kurtardı. İlk defa bana o kadar derin sarıldı. İlk defa bana o kadar derin sarıldı. Ne zaman işler kötü gitse, Ne zaman işler kötü gitse karıma sarılıp bağımlı oluyorum. karıma sarılıp bağımlı oluyorum. Onu annem gibi görüyorum. Ama annem gibi görüyorum. Bazen iyi oluyor, bazen kötü oluyor ilişkimiz. Bazen iyi oluyor, bazen kötü oluyor. 5 yıl içinde böyle ulaşmak istediğim bir hayalim, hedefin desem. Bu soru çok soruluyor da. İş olarak mı Her şey cevaplamam olabilir. gerekiyor? Yok, ne geliyor içinden? Ben 5 yıl sonra şöyle güzel bir hayatım olsun hayal ederim hep. Bu hedef değil. Ama İstek. o hayata gidecek hedef de şu olabilir. Bir iş insanı olmak isterim yani. Saygı Başarılı, duyulan, güçlü, başarılı saygı duyulan. duyulan. Aynen. Tamam. Onu yazabilir misin oraya? İğrençtir ama. Hemen kendine bir küçümseme attın. Ne diyorsa bir şey söylemeyeceğim bile. Bayılıyoruz ya. Ne zaman böyle iyi bir şey yapacağız hemen böyle bir küçümseme atıyoruz kendimize. Adımın önünde ünvan olsun istemezdim hiçbir zaman. Artık istiyorum Artık sanki. istiyorsun. Aynen. İş Tahtaya insanı çıkmaktan hep Orhan. korkmuştum. Nasıl? Tahtaya çıkmaktan hep korkardım küçükken. Niye? İşte görünür olma korkusu herhalde. Bir de bizim öğretmenler çok da verdi bize yani. Onlar bayağı da verdi. Bilmediğimiz zaman. Tahtaya çıkarıp bir de. Aynen. Biz de bilemezdik. Yerdik dayak. Yani. İşte onları ileride topluluk önünde konuşma. Oralarda böyle ne bileyim heyecan duyma, kaygılanma, endişeleri arttırıyor ister istemez. Her şeyi böyle bir düzgün yapmaya çalışma. Hata yapmama. Suçlu olurum yoksa. Doğru. Olabilir mi? Olabilir. %100 diyebiliriz. Nasılsın şu an? Biraz daha sakinim. Biraz daha sakinsin. Aynen. Neyi geldi? Bazen insanın kendine bile söylemediği şeyler oluyor. Onları Anlaşılmıyor. söylediğin zaman fark ettiğinde ki o duygu çok iyi geliyor insana. Karşı tarafın da bunu anlaması tartışılmaz bir iyi duygu. Anlaşılmadığında ne yapardın? Çok çıldırırdım. Çıldırırdın. Aynen, her yeri yumruklardım.
Evin her tarafında, duvarlarda saat izlerim. Her yerde? Yani genelde her mutfakta, yerde. Yatak odasında. Duvar mı? Tamam, ha. Öyle. Ve sesler çıkıyor mu? Saat olurken hep demir saat takıyoruz ya. Bir vursana öyle. Nasıl bir his? Boşalmak gibi bir his. Yani rahatlıyorsun yani. Atıyorsun artık böyle bitsin. Gidiyor. Çocukken kim öfkeliydi evde? En çok öfke hepsini vardı ama dedemle çok yoğundu. Neden de? Saddam Hüseyin. Saddam Hüseyin. Lakabına benziyorsun. Lakabı mı oydu? Tabii Saddam Hüseyin. Sert bir dede. Tabii. Vurup kırıp döker miydi? Ona vurup dövmek denmez. O başka bir psikoz evresi bence. Sopalara çivi takıp vururdu insanlar yani. İşkence yapar gibi. Ve bunu evlatlarına yaptığını düşünüyorum. Çocuklarına dövüyor. İlginç gelirdi. Sen bunu görüyor muydun? Şöyle aşkım, böyle bir kafamda hiç hayal yok, gördüm bilmiyorum ama hep anlatılan hikayeler doğruluğunu kanıtlıyor yani. Aha. Ama görmedim. Annemler çok küçükken olmuş yani. İnsanlar yaşlanınca artık iyi oluyor ya. Bu konular unutuluyor artık. Öyle görmedim. Ama beni dövdü. Seni dövdü. Tabii çok dövdü. Seni dövüyordu. Ama o kadar sert değil. Ama yani dövüyordu. Bir yere en fazla 20 kere vururdu. 20 kere vururdu. Down diye yapıştırırdı. Bir de herkesin içinde yapardı özellikle. Herkes görsün. Bütün esnaf cemaatinin. Sırf işe 5-10 dakika geç kaldım diye dövmüşlüğü vardır. 7 yaşında falan mı var? Sağ olsun. Güzel travmaları var. Bunu gülerek anlatıyorsun. Duygu'ya gelmek istedim. Tamam, söyle kendine. Travmalarım ağır. Travmalarım ağır. Bazen taşımak zor geliyor. Bazen taşımak zor geliyor. Şimdi hayal etmeni istiyorum. Deden sana vurduğu o anlardan bir tanesini. Gözünün önüne getir. Nerede vuruyor? Sol yanıma vurdu. Bu yanıma vurdu. Yanağına vuruyor. Aynen. Tamam. Yüzüne vuruyor. O çocuğa söyle şimdi. Dedenin ruh sağlığı yerinde değil. Dedenin ruh sağlığı yerinde değil. Sana şiddet uyguluyor. Sana şiddet uyguluyor. Bu senin kaldırabileceğin büyük değil. Bu senin kaldırabileceğin büyük değil. Bu yük sana çok ağır geliyor. Söyle ona. Bu yük sana çok ağır geliyor. Deden sana her vurduğunda... Deden sana her vurduğunda... Seni görünmez yapıyor. Seni görünmez yapıyor. Seni yok ediyor. Seni yok ediyor. Artık bunları taşımaya bırak. Artık bunları taşımaya bırak. Söyle ona. Deden gerçekte seni öldürmek istemiyor. Deden gerçekte seni öldürmek istemiyor. Travmalarından dolayı bunu yapıyor. Travmalarından dolayı bunu yapıyor. Ama sen çocuksun. Ama sen çocuksun. Bunu anlayacak yaşta değilsin. Bunu anlayacak yaşta değilsin. Sırsın. Linç edilecekmiş gibi hissediyorum kendimi. Güzel. Tamam. Aynen. Şimdi şunu söyle kendine. Kapa gözünü. Deden seni başkalarının yanında dövüyor. Deden seni başkalarının yanında dövüyor. Etrafta görenler seni kurtarmıyorlar. Etrafta görenler seni kurtarmıyorlar. Onlar da kötü duygu atıyorlar. Onlar da kötü duygu atıyorlar. Büyüdüğünde... Büyüdüğünde... Görünür olduğunda... Görünür olduğunda... Tekrar bunları hissedeceksin. Tekrar bunları hissedeceksin. Bu duygu gerçek değil. Bu duygu gerçek değil. Bu nasıl geldi? Mantıklı. Gel, ver bana biraz o duygu. Gel. Gel. Mendilimi de yanımda getirdim. İyi yaptın ya, vallahi. Mendilsiz gezmezmiş eskiden insanlar. Demek ki eski erkekler ağlayabiliyormuş. Ondan mendil taşıyormuş. Bak, öyle mi? Çözdüm. Ağlamak çözdüm. Normal bir şey. Aynen. Tamam. Onu da öğret kendine. Ağlamanın erkeğe kadını olmaz. Ağlamanın erkeğe kadını olmaz. Bu ülkede bunu yanlış öğrettiler herkese. Bu ülkede bunu herkese yanlış öğrettiler. Erkekler de duygularını gösterebilir. Erkekler de duygularını gösterebilir. Bu sadece kadınlara özgü bir şey değildir. Bu sadece kadınlara özgü bir şey değildir.
Bir erkeğin ağlaması. Bir erkeğin ağlaması. Üzülmesi. Üzülmesi. Onun gerçek erkek olduğunu gösterir. Onun gerçek erkek olduğunu gösterir. Güçlü erkek olduğunu gösterir. Güçlü erkek olduğunu gösterir. Güçlü insan olduğunu gösterir. Güçlü insan olduğunu gösterir. Herkese anlatmak istediğim erkek biçimi. Hı. Konuştum. Ama yani duygularını konuşabilmesi, yaşayabilmesi. Birini dövmek, güçlü olmak erkekmiş gibi geliyor. Hı. Onu döve kendine. Söyle. Dedem gücünü. Dedem gücünü. Döverek gösteriyordu. Döverek gösteriyordu. Parasıyla ve döverek gösteriyordu. Parasıyla ve döverek. İş insanı Orhan. Hı. Şimdi öğret kendine bunu. Çok güçlü olursam. Çok güçlü olursam. Çok zengin olursam. Çok zengin olursam. Dedeme dönüşmekten korkuyordum. Dedeme dönüşmekten korkuyorum. Allah korusun. Bazen insanlara şey yapmak istiyorum, böyle bir kağıt olsun. İsimlerini yazalım. Hı. Yarısına iyi, yarısına kötü. Hı. Bize gelen şeylerini yazalım, hı hı, duygularımızı. Görüşmeyelim, gitsin. Ama bilsinler. Onlar hakkında vereceğim. Tamam, onu da söyle kendine. İnsanlara duygularımı yüzlerine söyleyemiyorum. Evet, insanlara söyle. Duygularımı yüzlerine söyleyemiyorum. Aynen. Söylediğim zaman çok değişik oluyor çünkü. Ne oluyor? Edeli oluyoruz. Yani, susturuyorlar. Yani. Anlamıyorlar. Yapamaz. Tamam. Söyle onu. Küçükken duygularımı anlatamıyordum. Küçükken duygularımı anlatamıyordum. Küçümsüyorlardı. Küçümsüyorlardı. Hı hı. Hala utanıyorum. Hala utanıyorum. Bu yüzden hayır diyemiyorum. Bu yüzden hayır diyemiyorum. Artık sesimi çıkarabilirim. Artık sesimi çıkarabilirim. Hı hı. Ve konuşurken sesin böyle nazik, kırmamaya çalışıyor. Böyle bir hassas. Falan böyle yükselip alçalıyor. Farkında mısın? Farkındayım. Ne yapıyorum sence? Neden yapıyorsun sence? Bence neden yapıyorum? Dur. Konuşmak istemediğimi fark ettim bu aralar. Hı. Yani, evet. Anlaşılmadığım zamanlarda öyle hissediyorum kendimi. Sesim de az çıkıyor. Yani, çocukken de öyle miydi? Ergenlikte. Öyleydi galiba. Evet. Artık kimse seni anlamıyor ve anlatmıyor bir şey. Sessiz sessiz. Aynen. Kalıyordum. Ya ben şuna inanmıyorum yani. Bu siyah, evet siyah ama başka renkte görenler de var. Hı-hı. Yani hı-hı, böyle bir insan toplumu var, renk gördüler var. Hı-hı. Bunu insanlar niye görmüyor? O bile şey yapar. Babam da öyleydi. Sen. Herkesin gerçeği var. Aynen, kimseyi inandıramazsın. Kimseyi inandıramazsın. Tamam. İyi ya da kötü olduğunu. Onu da söyle kendine. Çocukken beni kimse anlamadı. Çocukken beni kimse anlamadı. Ben hep onları anlamak zorunda kaldım. Ben hep onları anlamak zorunda kaldım. O yüzden hiç isteklerin arka kası kesilmedi yani. Hı, söyle. Hep talepkar oldular. Hep talepkar oldular. Sürekli her şeyi verdim onlara. Sürekli her şeyi verdim onlara. Ben verdikçe iyi insan oldum. Ben verdikçe iyi insan oldum. Aynen. Şaşma zaten. Söyle şimdi. Vermezsem kötü olurum. Vermezsem kötü olurum. Hı. Kötü olursam da dedeme dönüşürüm. Kötü olursam da dedeme dönüşürüm. Dedem hem gücüyle herkese yetiyordu. Dedem hem gücüyle herkese yetiyordu. Parasıyla da yönetiyordu. Parasıyla da yönetiyordu. Artık bunu bırakıyorum. Artık bunu bırakıyorum. Kendim için zengin olacağım. Kendim için zengin olacağım. Bunun bizzat canlı şahidiyim ben yani. O zenginlikten bir insanın nasıl dibe düştüğünü gözlerimle gördüm yani. Dedende mi? Dedemde. Defalarca kez kendi hayatımda bunu yaşadım. Hı. Ben bu sefer artık yaşamayacağımı inanıyorum yani. Hı. Dede sürekli bir batış. Tamam. Kaybediş hikayesi. Batma nedenlerini de çok iyi biliyorum. Ne? Bende neden olduğunu, neden olmadığını. Bir iki tanesini söyle mesela. Batma nedenlerinden biri şeydir yani. Ne güldürdü? Pavyon alışkanlıkları. Yani eskiden öyleymiş. Kadın, evet. Kız, hı-hı, şeyleri. Abi ne gerek şurası. Aynen. Tam burası değil mi? Bu kesin. Yeme, içme, hazlar, her şu şey var. Şu çocuk ayakkabıları hariç hepsi. Şunlar hariç. Ha. Bunların hepsi var. O zaman şöyle oluyor. Parayı kazanıyor, oralarda tüketiyor. Yani travmaları var, kaçıyor travmalarından. Biz öyle bakıyoruz aslında. Kesinlikle. Yatırımını yanlış yerlere yapıyor. Hı-hı.
Oralarda şey aradı, sevgi aradı. Yani o yüzden İyi duygular alıyor orada. İyi duygular aldığı için Kaçıyor. kaçtı. Öyle. Nasılsın? Aydınlanmış gibi. Ne iyi geldi mesela? Bunları çözümleyebilmek, görebilmek, kendi hayatına uyarlayabilmek. Geçmişte çok örnekler var. Yani onlarla yüzleşmek, bağ koparmak, kendini bulmak, kendi yaptığın işi yapabilmek, kendi istediğin işi yapmak, kendine ait yatırım yapabilmek. Bunlar hepsi iyi gelen şeyler. Daha var da. Ama Kötü olanlar da söyle işte. onu da kendine. İşler büyüdükçe daha kötü olacağım. İşler büyüdükçe daha kötü olacağım. Çünkü dedem batıyordu. Neden Ben de batıyordu? batmaktan Ben de korkacağım. batmaktan korkacağım. En büyük korkularımdan Evet. biridir. Ama eskiden Bir kazdım. korku çok varsa beynimizde, eğer onu çalışmazsak, yani o konuda sorunları çözmezsek, o korkuyu eninde sonunda yaşatıyor. Yani beynimize çok tuttuğumuz korkular var. İşte yalnız kalma, başarısız olma, işte batma, kıtlık bilinci, terk edilme korkusu, aldatılma korkusu. Bu korkular çok varsa bir süre sonra o korkuları arzuya dönüştürüyor beyin. Yani İstiyor onu artık çünkü tatmak yani. istiyor tabii. Bu sefer ne yapıyor? Aldatılma korkum varsa ben partnerime sürekli aldatılma korkusu veriyorum. Aşırı müdahale ediyorum. Zorluyorum onu her şeye. Anladın mı? Tahrik ediyorum. Onun zihnine sokuyorum bu duyguyu. Batma korkum varsa yanlış insanlarla iş yapmaya başlıyorum. Beni batıracak insanlarla. Çünkü benim iç dünyam iyi değilse iyi olmayanları buluyor beynim. Yanlış yatırımlar yap. Yani bir şekilde beyin batırır. Yani batmak ve çıkmak tamamen psikolojiyle ilgili. Buna inanıyorum. Aldatmak, aldatmak. Yani bu her iki tarafın da travmasıdır. Aldatılan da travma yaşamış çocukluğunda, aldatan da. Aynen. Aldatanla aldatılan buluşmak zorunda. Buna döngü deniyor. O döngüde çarpacaksın. İki taraf çalışmasın kendini, bu aldatmaya devam edecek, bu da aldatılmaya devam edecek. Aynen. Aldatılan da sürekli işte kader bu diyecek. İşte erkekler şöyle ya da kadınlar böyle, neyse. Bir sürü hikayeler uyduracak. Yani temelden bir bakmak lazım. Çok zor. Çok zor. Tamam. Aynen. Onu da söyle kendine. Anlattıkların ağır Anlattıkların ağır geldi. gelsin. Ağzıma Ben sıçtı. erkeğim. Belki. Keşke bunun kısa bir yolu olsa. Kısa bir yolu olsa. Bir Hemen hapı mapı çözsem. yok mu? Hapı mapı Aynen. yok mu? Aynen. Açsak da kurtulsak kısa. Öğret kendine. Dedem kurtulmak için Dedem kurtulmak için bu duygulardan. bu duygulardan İşte haptı, yiyecekti, içecekti, alkoldü. Söyle. Haptı, yiyecekti, alkollü içecekti. İçecekti, hazdı. Anladım. Onların peşinde koştu, yapamadı. Yapamadı. Arada bir eğlenebilirim. Arada bir eğlenebilirim. Bunu bağımlılığa Bunu bağımlılığa dönüştürmeyeceğim. dönüştürmeyeceğim. Güzel. Kendimi geliştirmenin yollarını arayacağım. Kendimi geliştirmenin yollarını arayacağım. Ve daha iş insanı olabilmem için Daha iyi iş insanı olabilmem kendimi için geliştireceğim. kendimi geliştireceğim. O küçükken yumruk yiyen çocuk var ya yüzüne. Anı da anlattın. Hani tokatlıyor deden. Aynen, ha, dedemden Tamam. dolayı. Onu bir hatırla. Bin tane dükkanı olan bir iş hanının ortasında Halil'in en zengin adamının torunu dayak yiyor. Öyle. Tamam. An. Onu da kal. Çok zor. Çocuğa öğret şimdi. Büyüdüğünde Büyüdüğünde daha çok gönüllü olmak isteyeceksin. daha çok görünür olmak isteyeceksin. Daha güçlü ve zengin olmak isteyeceksin. Daha güçlü ve zengin olmak isteyeceksin. Zengin oldukça Zengin oldukça öldürülme korkuların artacak. öldürme korkuların artacak. Birileri sana zarar verecek Birileri sana zarar verecek diye endişe edeceksin. diye endişe edeceksin. Bu travmayı sana deden verdi. Travmayı bana dedem verdi. Artık bunu taşımana gerek yok. Artık bunu taşımana gerek yok. Başarılı da olabilirsin. Başarılı da olabilirim. Bazen başarısız da. Bazen başarısız da olabilirim. Deden seni başarısız olduğun için dövmedi. Deden seni başarısız olduğu için dövmedi. Yetersiz olduğun için dövmedi. Yetersiz olduğun için dövmedi. Güvenilir olmadığın için dövmedi. Güvenilir olmadığın için dövmedi. İyi ya da kötü biri olup olmadığınla ilgili değil. İyi ya da kötü biri olup olmadığına ilgili değil. Kendi travmalarından yüzün.
Kendi travmaları yüzünden. Sen değerlisin. Sen değerlisin. Güçlü olsan da olmasan da. Güçlü olsan da olmasan da. Zengin olsan da olmasan da. Zengin olsan da olmasan da. Değerli hissetmek önemli bir şey. Gerçekten çok güzel bir şey. Ulaşılması zor bir şey. Evet. Yeterli hissetmek, sevildiğini hissetmek. Çok karışık duygular var içinde ama o duygu kendimize kendimiz hediye edeceğiz. Aynen. Başkasından beklemek de evet. Zor. Gereksiz. Yani zengin olmak bizi değerli yapmaz. Biz değerliysek o bize zenginlik katar sadece. Diğer parayla ölçeceğiz. Orada amaç çok zengin olmak değil, sınırlarını zorlamak olmalı. Sınırlarım daha ne kadar çok para kazanabilecek halde potansiyelim, daha ne kadar geliştirebilirim de hani büyüyebilirim. Bunu görmek güzel bir şey. Kesinlikle. Yani oranın bir limiti yok, az ya da çok o yok. O serüveni izlemek istiyorum zaten kendi hayatımla ilgili. Hı-hı. Hayal ettiğim her şeyi yapmak istiyorum mesela artık. Hı-hı. Yani neye ulaşamam dedim, her şeye ulaşılabilecek bir şeymiş. Hı-hı. Sadece biz büyütmüşük gözümüzde. Hı-hı. Bunları fark etmek iyi geliyor. Bu zaten ticaret ağlarını kendi açıyor. Yani hakikaten kendiliğinden bir şey oluyor. Yani. Yine söyle, sürekli iyi şeyler konuşuyoruz. Ama iyi şeyler oluyor. İyi şeyleri çok anlatırsak bir süre sonra azalıyor, biter. Ben evet. Onu da öğret kendine. Çocukken evde hep iyi şeyler konuşuluyor gibi oluyor ama kimse iyi bir şey konuşmuyor. Onu da söyle. Kötü duyguya çok girdiğimde eğlenerek çıkıyorum. Aynen seviyorum da. Evet. Kötü duyguya girdiğimde eğlenerek çıkıyorum. Hemen şakalaşıyorum. Hemen şakalaşıyorum. Espri yapıyorum. Espri yapıyorum. Bundan sonra kötü duyguya girdiğimde... Bundan sonra kötü duyguya girdiğimde... Orada biraz daha kalmayı geliştireceğim. Orada biraz daha kalmayı geliştireceğim. Dedem duyguda kalamıyordu. Dedem duyguda kalamıyordu. Kötü hissettiğinde bana atıyordu. Kötü hissettiğinde bana atıyordu. Ben de gülerek başkalarına atıyorum. Gülerek, güldürerek başkalarına atıyorum. Aynen. Bunu azaltacağım. Bunu azaltacağım. Bunu azalttığım zaman... Bunu azalttığım zaman... Hı-hı. Travmalarımı daha çok hatırlayacağım. Travmalarımı daha çok hatırlayacağım. Anılarıma daha çok gideceğim. Anılarıma daha çok gideceğim. Oradaki duyguları yaşayacağım. Oradaki duyguları yaşayacağım. Boşaltacağım. Boşaltacağım. Hı-hı. Sakinleşecek beynim. Beynim sakinleşecek. 6 ay sonra. 6 ay sonra. Sakin beynimle. Sakin beynimle. Daha doğru kararlar almaya başlayacağım. Daha doğru kararlar almaya başlayacağım. İş yaptığım insanlar değişecek. İş yaptığım insanlar değişecek. Bazılarından uzaklaşacağım. Bazılarından uzaklaşacağım. Hı hı. Önce biraz kötü gidecek işlerim. Önce biraz kötü gidecek. Sonra toparlanacak. Sonra toparlanacak. Sakin mi? Sakin mi? Güçlü bir iş insan. Güçlü bir iş insan. Güzel gülüyor kulağım. Saldırgan mı? Saldırgan mı? Güçsüz değil. Güçsüz değil. Çünkü şiddet uygulayanlar. Şiddet uygulayanlar. Güçsüz. Güçsüz. Saldırgan insanlardır. Saldırgan insanlar. Korkuyla sevilmek istemiyorum zaten. Hı. Biri benden korktuğu için sevmesin yani. Güzel. Gerçekten sevdiği için sevsin. Ya da param olduğu için değil. Yani. Dedem olmayı bırakıyorum. Dedem olmayı bırakıyorum. Ben Orhan'ım. Ben Orhan. O başka biri, ben başka biri. O başka biri, ben başka biri. Bir şeyler hemen değişmez. Bir şeyler hemen değişmez. Hı hı. İyi şeyler... Zamanla olur. İyi şeyler zamanla olur. Ama zorlar. Ama zorlar tabii ki. Ama var arada. Tamam. Bu zorlandığı yerlere bakacaksın. Gülmeyi azaltacaksın. Tamam. Zorlandığın gülmeyi yerlerde azaltacağım. Gülüyorsun sürekli. Evet, çok zorlandığını gülüyorum. Hı. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Sağ olsun. Sağ olun. Fly over mountains, rivers, ocean blues, as long as I'm with you. Maybe we could go to a place that no one knows. Fall asleep on the old oak tree, memories of you and me. And I'll be with you
Ocean blues, as long as I'm with you.